yayına 2 dakika kala yanıma gelen tümüyle siyah elbise rengi ve kafasında şapkası olan bir kişi. Ben fark etmemiştim. Birden kameranın önüne geçti. Yanıma geldi. Neredeyse burun buruna diyebileceğimiz kadar yanıma geldi. Polis ifadesinde de bunu anlattım zaten. Geldi bana, ben ona merhaba dedim İngilizce. Türkçe konuş benimle dedi. Türkçe konuş, ben Türkçe biliyorum dedi. Seni yarın sabah burada görmek istemiyorum dedi. Gelirsen sana dedi tabancanın bütün mermilerini boşaltırım dedi. Bir dakika sonra ben yayına başladım. Yayında da anlattım. Ancak bir gözümle de onu takip etmeye devam ediyordum ben. Cep telefonunu çıkardı. Cep telefonunun kamerasıyla bizi kayda almaya başladı. Akabinde gidip arabasına bindi. Gidecekti, tereddütte kaldı ya da bir şov yapmak istiyordu, bilemiyorum. Ben fark etmedim ama Serdar Er, CNN Türk muhabiri arkadaşım, silahı onun havaya kaldırdığını, arabanın camını açıp ve mermiyi sürdüğünü, silahına sürdüğünü birebir izlemiş. Zaten polis ifadesinde Serdar'ın bu anlatımı çok etkili oldu. Sonrasında da adam hızla uzaklaştı bölgeden. Biz diyoruz ki burada insanlık adına bir vahşet var. İnsanlık öldürülüyor. Bir soykırım boyutunda soyunu kurutuyorlar Gazze'deki Filistinlerin. Ben bunu yayınlarımda söyledim. Yarın da söylerim. Her zaman söylerim. Aksi olsa ben insan değilim.